Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, toprak kalan köy yolları üzerinde yine röportaj yapacağız. Biz bu çağda toprak köy yolu olur mu diye yetkililere de sesleniyoruz. Burası Kars merkeze bağlı Tekdeli köy. Yanımızda da muhtarımız Mehmet Şan, kardeşimiz var. Evet. Birinci Azza'da var. Birinci Azza'm isim ne efendim? Abdurrahman Mavzer. Abdurrahman Mavzer. Evet. Evet muhtarım, kaç dönemdir muhtarsınız? Bu köy yolunu asfalt yaptıramadınız mı efendim? Ben ilk dönem olduğum muhtarım, şu anda benim köyümün müracaatım da vardır içeride. Karayoluna kadar da gittim. Evet. Ondan sonra buraya hatta dediler bu sene olmasa bu sene içinde olması lazım. Geçen sene evet. Evet geçen sene öyle dediler. 2017'de öyle dediler. Bu 2018. Evet. Şimdi 5. ayın 5. ayındayız. Hala da 2 kilometre yol ne kadar olacak? Evet. Burada da sıcak asfalt geçti. Evet. Hala da daha eksik var. Geçecek bu yolu. Hala da üzerinde duruyoruz. Merkeze yakın olduğun için. Kars merkezi de gösterelim. Kars merkeze yakın olduğu için buradan ne kadar masraf çıkabilir? Evet. Olsa 300 milyon. Evet. Ya yani olsa 300 milyon para çıkacak. Evet. Burada geçiyorsun. Yani bir günlük işidir. Evet. Yani bu milleti bu çamurda daha bırakmaması lazım. Yüksek yerlere sesliyorum. Saygılarla, hürmetlerle Sayın Bakanımıza ve Sayın Başbakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Yolumuz merkeze yakın. Evet. Neredeyse Kars'a birleşik. Ama bu yolumuzu yapalım. Evet. Tekrar hepinize teşekkür ederim. Evet, sayın izleyiciler. Bu Tekneli köyünün ana ulaşım yolu Kars merkeze 10 kilometre mesafe. Kars ile Kars'ın Digor ilçesine giden karayolu. 8 kilometre mesafe. 8 kilometre burası. 8 kilometre. Digor ilçesi ve Iğdır ilçesini bağlayan karayolundan ayrılıyor. 2 kilometrelik yol stabilize kalmış bu zamana kadar. Hiç asfaltlanmadı mı efendim? Hayır. Hayatında asfalt görmedi sayın izleyiciler. Biz bir de burada karayolların 18. bölge müdürlüğü var. Doğru mu efendim? Doğru. Artı Ulaştırma İletişim ve Denizcilik Bakanımız Kars Milletvekili, AK Parti Kars Milletvekili ve Ulaştırma ve Denizcilik Haberleştirme Bakanı. Evet. Bu da kendisinin memleketi, doğru mu efendim? Aynı öyle. Yani biz diyoruz ki Ahmet Arslan'ın, bakanımızın, Ulaştırma Bakanımızın köyünün yolu toprak olmamalı diyorum araştırmacı gazeteci olarak. Kendisini de seviyoruz. Türkiye'de işte böyle çok büyük. Gerçekten Sayın Bakanımızı çok seviyorum. Evet, duble yollar yapıyor. Bunu da söyleyelim. Sayın Bakan bu sene Kars'a gelmese de kaybedecek. Evet. Ona da söyleyeyim. Onu da belirtelim sayın izleyiciler. İşte görüyorsunuz duble yollar yapılıyor ancak biz köylerimizin de artık muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasını istiyoruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız kime sahip çıktı? Muhtarlarımıza sahip çıktı. Doğru mu efendim? Aynı. İlk defa. Evet. Onun için Cumhurbaşkanımız muhtarlarımıza yapmış olduğu toplantılarda valilerimize, kaymakamlarımıza, daire amirlere ve tüm yöneticilerime sesleniyor. Seslendi. Dedi ki toprak köy yolumuz kalmayacak, içme suyu sorunu olan köyümüz kalmayacak. Doğru mu efendim? Doğrudur. Onun için Cumhurbaşkanımızın bu lafının da havada kalmasını istemiyorum. Bakanımızın 2018 yılı yatırım programında buranın mutlaka asfalt yapılmasını istiyoruz. Halk adına rica ediyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi bugün de yine toprak kalan köy yolu üzerinde röportaj yaptık. Muhtarımıza Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için ve gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Ben inşallah size teşekkür ederim. İnşallah asfalt olacak. Tekrar burada Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, Sayın Başbakanımıza hepinize teşekkür ederim. Muhtarlara ilk defa Sayın Cumhurbaşkanı çağırmış. O mekana madem ki muhtarlara böyle kıymet vermiş, biz de ona değer vereceğiz. Biz de kıymet vereceğiz. Hiçbir köy toprak olarak kalmamasın. Tekrar size teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Çok teşekkür ederim.